Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan sıvı yağla harika bir kurabiye yapacağım. Malzeme listesini her zaman videonun altına yazıyorum ama bazen böyle tek tek soran oluyor. O yüzden malzemeleri de bugün saymak istedim. 2 yumurtamız var. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 3 su bardağına yakın. Yani 3 su bardağı, 2,5 da kullanabiliriz. Un, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı da kakaomuz var. Hemen kurabiyemizin yapma aşamasına geçelim. Evet, gelelim kurabiyemizin yapımına. 2 yumurtayı kaseme alarak başlıyorum. Yumurtalarım orta boy. Çok büyükse yine 2 kullanın. Ama çok küçük, minik bir yumurtaysa 3 tane kullanın. Şöyle 1 su bardağı toz şekerim var. Şimdi şeker ve yumurtamı iyice güzelce çırpıyorum. Ben elimle çırpıyorum. Mikseri olmayanlar da faydalansın diye. Ama mikseri olanlar mikserle çırparlarsa daha güzel olur. Önemli olan şekeri iyice böyle eriyip yumurtayla birlikte karışabilmesi. Evet, yumurta ve şekeri çırptık. Yumurtalarınızın rengi bu şekilde olduysa tamamdır. Şimdi sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ. Yine çırpıcıyla onu da bir güzel karıştıralım. Evet. Şimdi yağımızı da karıştırdık. Gelelim unumuzu eklemeye. Şimdi 1 su bardağını ekliyorum. 2. su bardağını da ekliyorum. Hemen üzerine 1 paket kabartma tozunu ilave edeceğim. Varsa 1 paket vanilya da ilave edin arkadaşlar. Şu an benim vanilyam kalmamış. O yüzden eklemiyorum. Ama vanilya yerine portakal kabuğu rendesi de koyabilirsiniz. Limon kabuğu rendesi de koyabilirsiniz. Sadece aroma için vanilya kullanıyoruz. Başka hiçbir işlevi yok. Şimdi bunu şöyle güzelce kek yapar gibi bir çırpalım. Bu aşamalarda elinizi daldırmanızı tavsiye etmem. Çünkü çok yapışkan bir hamurdur. Elinizi kolay kolay bırakmaz. Evet, şimdi çırpıcıyla işimiz bitti. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz hala sıvı halde. 3. su bardağımı da alacağını düşünüyorum. Hepsini ilave ediyorum. Şöyle kaşıkla alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. Dilerseniz siz de bu yöntemle karıştırın. Elinizi hiç daldırmayın. Çünkü yapışacaktır. Eğer elinizle yoğurursanız hamuru, hamurunuz hazır olduğunda elinizi mutlaka hamurdan çıkarıp yıkayın. Öyle şekil verin. Evet, karıştırdım. Hamurum hala biraz şöyle şekil verilemeyecek kıvamda, cıvık. O yüzden şöyle yarım su bardağı un aldım. Şöyle yarısını, yani 1 su bardağının çeyreğini ekliyorum. Tekrar hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Evet, hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yarısına kakao koyacağım. O yüzden hamurumun şöyle yarısını alıyorum. Bakın, ele hala yapışan bir hamur arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Elinizi hafifçe sıvı yağa batırıp yağlarsanız hamurunuz yapışmaz. Şimdi bu kalan kısmımıza, kalan hamurumuza şöyle 2 yemek kaşığı kakao ayırmıştım ben. Şöyle yarısını koyayım. Rengi toparlanacak mı bir bakayım. İhtiyaç olunca kalan yarısını da ekleyeceğim. Evet, 1 yemek kaşığı kakao yetti arkadaşlar. Diğerini koymadım. 2 yemek kaşığı ayırmıştım ama sizler de öyle yapın. Eğer kakaonuz çok renk vermezse ikinci kaşığı ekleyebilirsiniz. Bakın, hamurlarım hazır. Tabii bu kakao koyunca birazcık daha yoğunlaşıyor, daha sertleşiyor. O yüzden ununu fazla kaçırmadan kakaosunu eklemeyi unutmayın. Şimdi hemen şekil verme aşamasına geçelim.
Evet, şimdi şöyle beyaz hamurdan şöyle ceviz büyüklüğünde parça alıyoruz. Birazcık daha küçük. Ceviz büyüklüğünde bir yuvarlak yapıyoruz. Bir tane de kakaoludan alıyoruz. Bir parça da. Onu da yine ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Şimdi ikisini yan yana getirip bu şekilde ikisini yan yana getirip elimizle birbirine sıkıştırarak yuvarlıyoruz. Bir bütün olacak şekilde yuvarlıyoruz. Bakın. Bu şekilde kurabiyeler yapıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi alıyorum. Yağlı kağıt şart değil. Tepsinin tabanını çok hafif, çok az bir yağla yağlarsanız yağlı kağıda ihtiyacınız olmaz arkadaşlar. Yeniden gösteriyorum. Evet, bu şekilde iki parçayı elimizle döndürerek yuvarlıyoruz. Yapacağımız şey sadece bu. Eğer hamur elinize yapışıyorsa mutlaka hafifçe sıvı yağ batırın. Şimdi ben bütün kurabiyelerimi bu şekilde yapacağım. Fırına verme aşamasında görüşeceğiz. Evet, kurabiyelerimin hepsini şekillendirdim. Fırına girmeye hazır. Birazcık hamurum arttı. Kakaolu hamurum birazcık fazlaymış. Onları tek tek kakaolu yaptım. Şimdi 180 derecelik ısınmış olan fırına gönderiyorum. Ortalama 18 dakika veya 20 dakika pişirip hemen çıkarıyorum. Çok fazla fırında bekletip kurabiyeyi kurutmayın. Böyle kek gibi yumuşakken çıkarın fırından. Çok hafif altları kızarmış olması yeterli. Evet, kurabiyelerim fırından çıktı, piştiler. 18 dakikayı geçirmeyin arkadaşlar. Baktınız hafifçe üzerleri kızarmaya başladı. Hemen fırından alın. Daha fazla kurutmayın. Şimdi kurabiyelerimi soğumaya bırakıyorum. Az sonra servis aşaması. Evet, kurabiyelerim servise hazır. Gördüğünüz gibi çok az malzemeyle katı yağ kullanmadan harika kurabiyeler elde ediyoruz. Gönül rahatlığıyla çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Hemen size şöyle bölüp iç dokusunu da göstereceğim. Bakın. Şöyle biraz ışığı açayım. Bakın, içi yumuşacık kek gibi, dışı çıtır çıtır. Ağızda eriyen çok güzel bir dokusu var arkadaşlar kurabiyenin. Diğer kurabiye, sıvı yağlı kurabiye tariflerimi de deneyenler bilir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Malzeme listesini videonun altına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumla bana sorabilirsiniz. Bugün de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.